geometri yazılıda çıkabilecek sorular 29. Bu videomuzda doğrunun analitiği konusundan okul sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Şekilde B noktası x ekseni üzerindedir. B noktası burada. AB artı BC'nin AB burası, BC burası. AB artı BC'nin en küçük değerini almasını sağlayan B noktasını bulun. Bu AB uzunluğuyla BC uzunluğunun toplamının en küçük değeri almasını sağlayan B noktasını arıyoruz. İlk kere B noktası x ekseni üzerinde olduğu için bunun x koordinatı vardır ama y koordinatı sıfırdır. X koordinatı herhangi bir sayı olabilir ama y koordinatı mutlaka sıfır olmak zorundadır. Şimdi AB artı BC'nin en küçük değeri almasını sağlayan B noktası nasıl bulunur? Buradaki A noktasının x eksenine göre simetriği alınır. Buna A üssü diyelim. 1'e 2 noktasının x eksenine göre simetriğini alırsak bir noktasında herhangi bir değişiklik olmaz. Fakat y koordinatı 2 ile eşleşirken artık eksi 2 ile eşleşir. Şu uzunlukla şu uzunluk birbiriyle aynıdır. Bunun simetriğini aldığımızda ortaya çıkan bu A üssü B, C'nin doğrusal olması yani aynı doğru üzerinde olması durumunda AB artı BC en küçük değerini alır. Burayı tekrar ediyorum. Bunun simetriğini aldığımızda oluşan A üssü noktasıyla A üssü B, C eğer ki doğrusal olurlarsa yani üçü de aynı doğru üzerinde olursa AB artı BC en küçük değerini alır. Bunun tam tersi olarak C'nin de simetriğini alarak yapabilirdik. Hangisini aldığımız önemli değil. O zaman AB, C üssü doğrusal olması gerekir diyecektik. Ama birisinin simetriğini almamız gerekiyor. Şimdi bu üçünün doğrusal olması gerektiğine göre bundan hesaplanacak eğimle MAB ile buradan hesaplanacak eğim MBC'nin birbirine eşit olması gerekir. AB'den hesaplanacak eğime gelelim. Y'ler arası fark 0 eksi eksi 2 bölü x eksi 1. Eşit olmak zorunda BC'den hesaplanacak eğime. B ve C noktalarında. 7 eksi 0 bölü 5 eksi x. Burasının sonucu 2 eder. Burası x eksi 1. Burası 7 eder. Burası da 5 eksi x. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda gerekli olan x değerini bulabiliriz. 10 eksi 2x eşit olmak zorunda 7x eksi 7. Eksi 2x'i bu tarafa atarsak 9x. 7'yi bu tarafa atarsak 17. X'in buradan 19 bölü 7 olması gerekir. Yani B noktası 19 bölü 7'ye 0 olmalıdır. Bize bu şekilde AB artı BC'nin en küçük değeri almasını sağlayan B noktası sorulursa ya A noktasının simetriğini aşağıya atıp bu üçü doğrusal olması gerekir diyeceğiz. Ya da C noktasını aşağıya atıp bu üçü doğrusal olması gerekir diyeceğiz. İkisinden de hesaplama yapsaydık aynı sonuçları bulurduk. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.